Sevgili YouTube değerli oyun severler, bendeniz Merek Nezo. Hoş geldiniz efendim. Rocket Arena, roket gibi, füze gibi yeni bir online, üçüncü şahıs kamera açılı shooter online, rekabetçi online oyunuyla karşınızdayım. Oyun tanıtımıdır. Hoş geldiniz tekrar. Final Strike Games tarafından geliştirilmiş ve Electronic Arts tarafından yayınlanmış bir oyundan bahsediyoruz. Oyun çok yeni, taptaze. Daha Temmuz ayının son haftasında falan PlayStation Store'da sunuldu efendim oyun. Oyunun türü şu, dediğim gibi online oynuyorsunuz. Üçüncü şahıs kamera açısı var ve rekabetçi bir sistemi var. Yani bu aklınıza şey gelmesin tabii ki. Bu PUBG, bir tane daha vardı ya, Fortnite vesaire, onlar gibi kocaman böyle bir devasa bir haritaya sahip işte 100 kişiyi barındıran, 100 kişinin birbirine karşı savaştığı bir oyun türü değil. O şekilde bir deneyim sunmuyor sizlere. Fakat belirli haritalar var. O haritalar içinde farklı oyun modları var. O oyun modlarında 3'e 3 karşılıklı kapışma yapıyorsunuz ve kazanan taraf tabii ki puanları götürüyor. Hemen başlayalım. Connecting. Şimdi oyun dediğim gibi 3'e 3 oynanıyor. Hadi açık gir. Evet. Birinci sezon. Teşekkür ederim. Hemen kapatalım. Nerede o? Speech to text, color deficiency, controller audio, language, crossplay. Değil. Neredeydi o ya? Subtitles. High contrast subtitles. Kapat abi. Kapalıydı. Niye açıldı ki kendi kendine? Hiçbir fikrim yok. Bir dakika. Şuraya da bakalım. Flexible jumper, voice chat disabled, evet, onun kapalı olması faydamıza olacaktır. Evet, dediğim gibi birinci sezon, ben biraz oynadım açıkçası oyuna biraz ısınabilmem için. Çünkü ben PlayStation 4 platformunda oynuyorum. Oyun 3 platformda da mevcut, yani PlayStation, Xbox ve PC ve crossplay özelliği açık efendim. Yani dilerseniz PlayStation'da oynuyorsanız PC ve Xbox oyuncularıyla karşılıklı oynayabiliyorsunuz. Ben açıkçası bunun pek faydasını göreceğimi zannetmiyorum. Çünkü PC'de, yani bilgisayarda oynayanlar mouse ve klavyenin avantajını her zaman alırlar efendim. Yani biz burada controller'la, joystick'le, onların mouse'la yaptığı aim'leri, yani isabetleri yapacağımızı düşünmüyorum. Kesinlikle PlayStation'da ve Xbox'ta klavye ve mouse olmadığı sürece daha zor oynanan bir oyun. Oyun zaten var ya böyle, yani aksiyon dolu, durdu. Kimse yerinde duramıyor. Havada 3 kere zıplama mevcut, sağa sola kaçma mevcut ve her karakterin farklı özelliği mevcut. Ve her karakterin bir tane ama ortak özelliği var. O da şu, yani size roket, bomba ve füze vesaire attıkları zaman ne yapıyorsunuz? Rage düğmesine basarak dodge, yani kaçma hamlenizi yapabiliyorsunuz. Bütün karakterlerin bu hareketi ortak efendim. Dodge özelliğini tabii ki her zaman arka arkaya kullanamıyorsunuz. Onun da bir dolma süresi var. Cooldown dolduktan sonra tekrar hareketi yapabiliyorsunuz. Oyun biraz zor söyleyeyim, ben baktım oyuna, gerçekten hakikaten yani rekabetçi online oyunu adını oradan alıyor. Zor çünkü kimse kıpır kıpır yerinde durmuyor, herkes kıpır kıpır dediğim gibi. Şimdi oyunu biraz tanıtalım. Sosyal demiş, sezon şuradan, ay oyuna girme, ay cancel matchmaking. Evet, neyse buradan değil. Practice, private match demiş. Bir dakika, private match'te oyun modlarını tanıtabilirim buradan size. Evet. Burada haritaları buradan seçebiliyorsunuz. Şimdilik şöyle 9-10 tane farklı haritamız var. Yalnız sezon 2 ve 3 içinde çalışmalar yapılmış aldığım bilgilere göre. Yani oyun şimdiden 3. sezona kadar hazır ya da hazırlıkları yapılıyor diyebilirim. Yani uzun ömürlü bir oyun düşünülmüş. Onun dışında böyle rengarenk top dolu haritalarımız var. Haritaların içinde böyle belirli tuzaklar falan var. Yani düşmanlarınızı o tuzaklara itebilir ve avantajınıza çevirebilirsiniz. Onun dışında dediğim gibi çok güzel haritalarımız mevcut. Çok büyük değil ama, öyle aşırı büyük bir haritalar yok. Onun dışında oyun modlarını hemen
size buradan göstereyim. Knockout demiş. Bu burada ya yani bu modda bildiğiniz gibi bir düşmanları pat 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 indiriyorsunuz. Belirli bir süreniz var zaten ama o süre dışında da atıyorum 20'ye ulaşan yani 20 düşman öldüren sizin takımdan kazanıyor. Aynı şekilde karşı takım için de bu geçerli tabii ki. Rocketball farklı bir oyun modu. Burada da şöyle düşün yani bir tane top var, o topu ele geçiriyorsunuz ve düşman kalesine atıyorsunuz. Futbol gibi ama birazcık roketli. Roket atarak düşmanları tabii ki bu esnada indiriyorsunuz ve topu düşmanın kalesine götürüp şu gördüğünüz küre gibi yere attığınız zaman skor yapıyorsunuz ve belirli bir skora 5'e ulaşan kazanıyor yazdığı gibi aşağıda. Bunun da süresi var tabii. Süre dolduğunda en yüksek skora sahip olan yine kazanıyor. Bu da Mega Rocket demiş. Burada da belirli alanlarda böyle mega roket, kocaman mega roketler beliriyor ve o alanın içerisinde belirli bir süre kalmanız gerekiyor. O kaldığınız takdirde ve düşmanları oradan uzaklaştırabildiğiniz ve öldürdüğünüz takdirde ne oluyor? Siz bir puan kazanmış oluyorsunuz. 5 mega roket puanı kazanan da oyunu kazanıyor. Rocket Bot Attack. Burada da robotlara karşı savaşıyorsunuz yine takımımızdan arkadaşlarla. Treasure Hunt. Bu mod açıkçası yani 2-3 gündür oynuyorum oyunu. Bu mod hiç denk gelmedi bana. Ama oyunun mantığı şu. Birkaç video izledim, gördüm. Bunda da yine hazineyi koruyorsunuz. Hazine sandığı var bir tane. Onu koruyorsunuz. O koruduğunuz süre boyunca şey oluyor. Size altın geliyor bu gördüğünüz sarı altınlar geliyor. Onları topluyorsunuz. Onun dışında o bitince hemen böyle altın toplama modu çıkıyor. Her yerde altın beliriyor. Altın toplamaya çalışıyorsunuz böyle. İşte en çok altını kazanan da toplayan da kazanıyor efendim. Böyle farklı farklı oyun modları var. Eminim ki ilerleyen zamanlarda farklı oyun modları eklenecektir. Farklı karakterler eklenecektir. Bunun zaten haberini aldık. Yani haberini aldık dediğim bana bir oyun kesinlikle sponsorlu, bu video sponsorlu değil. Kendi imkanlarımla yapıyorum. Ama okuduğum, edindiğim bilgilere göre dediğim gibi planlı, programlı oyunun geleceği düşünülmüş. O şekilde. Şimdi competitors. Burada farklı karakterlerimiz var. Her karakter özellikleri var. Evet, Flux bu yeni eklenen bir karakter. Amphora. Her karakterle oynadığınız zaman maç kazandığınız takdirde level atlıyorsunuz. Yani seviye atlıyorsunuz. Standart her oyunda olduğu gibi özellikleriniz artıyor. Mesela bu karaktere girelim. Ve maç yaptıkça böyle farklı artifact'ler kazanıyorsunuz. Artifact'leri kendi avantajınıza çevirecek şekilde sıralayıp yani takıp üzerinize giyip özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz. Mesela Gemstone Elixir diye bir artifact'imiz var. Ne demiş? Ground Movement Speed Increased by 15%. Yani yerdeki hareket hızınız %15 oranında artıyor diyor. Level 2'deymişim ben bu artifact için. Yani %17,5 oranında daha hızlı hareket edebiliyormuşum yerde. Gibi gibi bunun gibi farklı farklı artifact'ler toplayıp efendim kendi gücünüze güç katabiliyorsunuz. Avantaj sağlıyorsunuz tabii ki. Farklı farklı artifact slotları var. Mesela buradaki birinci sıradaki artifactleri burada takamıyorsunuz. Buradakileri burada takamıyorsunuz. Yani her slotun kendine has artifactleri var. O özellikleri harmanlayıp birleştirip kendi karakterinize bir ne yapıyorsunuz? Avantaj sağlıyorsunuz dediğim gibi. Şimdi her karakterin bir tane temel ortak özellik var. Ne dedim? Dodge, kaçma. Yani roket attığı zaman tık 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 sağa sola kaçabiliyorsunuz R3 butonuyla. Onun dışında R2 ile tabii ateş edebiliyorsunuz. Herkes kendi silahına özel hareketi, mermiyi kullanıyor, atıyor. Mesela bu karakter ne atıyordu? Hiçbir Mega Blast mi? Return Tray. Yani herkesin bir şeyi var işte. Normal ateş etme var R2 ile. Ne diyormuş? Ha, Charge Torpedo. Hold to charge for... tamam bunun hareketi mesela R2'ye basılı tuttuğunuz takdirde daha güçlü de atabiliyormuş. R2'ye tek tek bastığınız takdirde yine atabiliyormuş. Bu normal hareket herkeste olan. Bouncy Mines. R2'ye bastığınız zaman Line 3 Bouncing Home is Mine. İşte patlayıcı vesaire fırlatıyor. Mine fırlatıyor. R1'de böyle değişik bir moda giriyor. Su gibi bir şey oluyor. Yerden böyle sürünerek gidiyor. Ve düşmanın oraya geldiğiniz zaman işte düşmanın altındayken R1'i bırakıyorsunuz ve pa yukarıya doğru böyle For You Ken gibi, Ryu ve Ken gibi bir hareket yapıyor. Düşmanın canını bayağı acıtıyorsunuz. Onun dışında her karakteri farklı farklı tanıtabilirim tabii. Şimdilik genel olarak geçiyorum. Farklı farklı videolarda işte şu karakterin şu şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye onları tanıtabiliriz. Totem modu burada ne yapıyorsunuz? İşte sezonda ilerledikçe, level atladıkça burada farklı bayraklar vesaireler açılıyor. Onları yine takıyorsunuz böyle. Şimdi
Şimdilik bu kadar açılmış. Ben onu taktım. Neymiş? Ben mesela şu karakterde level 5 olmuşum. Bunu takmışım. Çok da şey değil. Bunu takalım. Burada farklı şekillerde yine level atladıkça farklı şekiller açılıyor. Yine onları takıyorsunuz. Burada böyle, burada böyle vesaire efekt, şu füze efekti var. Onları takabiliyorsunuz. Onun dışında totemi geçtik. Blast Pass. Evet, burada yine standart telefonda oynadığınız online oyunlarda da oluyor ya böyle. İşte sezon başlıyor ve belirli bir gün veriliyor. Mesela 67 gün kalmış. Yanılmıyorsam 99 veya 100 seviye olması lazım. 100 seviye atlatmanız gerekiyor. Efendim, 68, 70 seviye. Bir dakika, R2'de direkt hızlı hızlı geçiyormuş, özür dilerim. Tamam. Neymiş? 100, evet. Burada da işte farklı skin outfit açıyorsunuz. Yani kıyafet vesaire açıyorsunuz. Yine o işte totem motem açılıyor. Bu Rocket Fuel diye bir şey var. Eğer bunu aktif hale getirirsen bu alttaki premium kısmı da açılıyor. Ben henüz aktif hale getirmedim. Ne kadar istiyormuş hemen bakalım. 950 Rocket Fuel istiyor. Eğer 2700 verirseniz direkt artı 25, 25. seviye geliyor diyor. Ona gerek yok. Ben şimdilik normal gidiyorum. Muhtemelen bitiririm yani 99. seviyeye gelirim. Eğer tabii bu seri tutulursa, bu video tutulursa, beğenilirse, umarım beğenilir. Eğer beğenirseniz like atmayı videoya lütfen unutmayın. Benim için önemli. Ben de bu şekilde beğendiğinizi bilirim, takip ettiğinizi bilebilirim ve seriye devam ederim. Her şeyi toplarız, beraber görür, öğreniriz. Onun dışında burada bir store'umuz var, marketimiz var. Buradan da belirli puanlarla yine Rocket Fuel, gördüğünüz gibi sol tarafta 800 Rocket Fuel diyor. Bu parayla erişebileceğiniz bir gerçek parayla PlayStation Store'dan erişebileceğiniz bir para birimi, oyun içi para birimi diyelim. Onun dışında yanındaki 47.000'de oyun kazandığınız takdirde, maçları kazandığınız takdirde zaten kazanabileceğiniz. Yani sizi illa gerçek para harcayıp böyle bu şeyleri satın almanıza zorlamıyor oyun. O açıdan iyi olmuş. Zaten maç kazanıyorsanız bu yandaki şu 47.000'lik olan para birimini de, oyun içi para birimini biriktirebiliyorsunuz. Onlarla da iki seçenek sunulmuş, satın alabiliyorsunuz. Evet, şimdi hemen bir tane maç açalım. Private match. Bekleyelim. Ha pardon, buradan private match açamıyorum. Çünkü gerçek oyuncu gerektiriyor. Ben yine geliyorum. Şuradan sezona gidelim. Hayır, buraya değil, pardon. Evet. Sezon. Şimdi bende crossplay açık olmadığı için biraz uzun sürüyor. Sadece PlayStation platformundan oyuncu arıyor ve buluyor burada. O yüzden bu biraz uzun sürebiliyor ama bu esnada işte canınız falan sıkılıyorsa yine tabii ki sağa sola gidip buradan bir şeyler kurcalayıp bakabiliyorsunuz. O şekilde vakit geçiyor. Böyle mesela home ekranına gelsek, ayarlara girsek. Neredeydi o crossplay? Hemen bakalım. Crossplay disabled mesela. Gördünüz mü? Kapalı. Eğer açarsam bilgisayardan da adam çıkacak karşıma, bilgisayarda oynayan ya da Xbox'tan oynayan adamlar da karşıma çıkabilecek. Ama dediğim gibi bence dezavantajlı olan konsolda oynayanlar. Çünkü bu joystickler mouse ve klavyenin verdiği abi gücü kesinlikle vermiyor. Hala bu arada arıyor. Ara bakalım hadi. Hangi oyun modu çıkacak acaba bilmiyorum. Dediğim gibi o altın toplama, altın sandık koruma hiç çıkmadı. Söyledim ya, şimdi çıkar belki. Belki şimdi çıkar. Hadi bakalım. Ya oyun şimdi göreceksiniz. Ya yani kimse yerinde durmuyor. Full aksiyonlu, full aksiyon, harika bir oyun yapmışlar. Ama böyle Metacritic'te falan ne bileyim o kadar yüksek puan vermemişler. Tabii bu tür çok oyun olduğu için böyle abi. Hani insanların şeyi, beklentisi de yüksek oluyor. Yani çok iyileri olduğu için piyasada şu an. Hani o çıtada ya da daha iyisini bekliyor insanlar. Böyle tabii daha sıradan kaldığı zaman veya yine aynı seviyede oyunlar yapıldığı zaman o kadar cezbedici, çok güzelmiş gibi gelmiyor. Ama gerçekten oynayın. Bak göreceksiniz. Oyun full aksiyon dolu, çok eğlenceli. Hala arıyoruz. Türkiye'de bu oyunu oynayan var mı acaba benim? Vardır mutlaka ki, olmaz mı? Ne yapalım? Ben şey yapayım dedim. Bu karaktere sardım biraz. 6. seviyeye getirdim. Ya hepsinin oynanışı farklı gerçekten. Yani hepsi farklı özellikler sunuyor.
Kimisi işte bir anda karşıya ışınlanabiliyor, kimisi görünmez oluyor. Mesela bu görünmez oluyor, gidiyor başka yerde belirebiliyor tekrar. İşte bunun zoom özelliği var. Aynen. Yanında bir tane ufak dinozoru var. Zoom özelliği var. Elindeki silahtan böyle roket fırlatıyor. Şu amca taplaç. Bu da güzel. Bayağı kullanılıyor. Bunu kullanan çok. Bu da uzaktan böyle kitlenip düşmana üzerine roket bomba atma özelliği var. Bu da güzel. Bu adam da kullanışlı. Bu dediğim gibi öyle. Bunun da altında bu gördüğünüz gibi hovercraft var. Hovercraft'la kayıyor, uçuyor, yükseklere kadar çıkabiliyor. Yine elindeki silahla ateş ediyor ve hovercraft'ıyla düşmana vurabiliyor. O çeşitli özellikleri var. Bu çocuk şey. Blink. Transport olma özelliği var. Yani bir yerden bir yere anında elinde bir şey var, onu fırlatıyor. Tekrar R1'e basıyorsun, pıt, bir anda orada beliriyor. Öyle bir özelliği var. Onun dışında yine daha seri silahları var yanılıyorsam. Çocuk. Frost Princess Kai. Kai de şey yapıyor. Böyle elinde sanırım bir kanca var. O kancayla kancayı uzağa fırlatıp bir anda orada belirebiliyor. Yani şey gibi düşünün. Hani kanca fırlatıp orada olmamış da işte ne bileyim bu karakter ne yapıyor? Görünmez oluyor. Oraya kadar yürüyor. Siz düşmanlar sizi görmeden bir anda. Ve bu işte elindeki portal cihazını kullanıyor. Karşıya fırlatıyor ve oraya transport oluyor. Ona benzer bir özelliği var. Bu da kancayı fırlatıyor, orada oluyor. Onun dışında bir de bir şey atıyor böyle. Roketleri yavaşlatıyor. O bir küre oluşturuyor. O küre içerisinde kalkan gibi düşünün. Kalkan değil aslında. Roketler o kürenin içine girdiği zaman siz de oradaysanız eğer yavaşlıyor böyle, size hasar vermiyor. Hala bekliyoruz bu arada. Niye bu kadar uzun sürdü bu? Crossplay açmayacağım abi. Crossplay'de dağılırım, mahvolurum yani. Zaten böyle bile tam alışabilmiş değilim. Searching for match. Hadi arkadaş ya. Şuradan bakalım başka. Semboller, standlar. Stand bir tane var şu an. Değişik değişik standlar açabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi görseli değişiyor. Bu efekt sağlıyor. Şöyle aşağıdan yeşil işte roket fırlatıyor vesaire vesaire. Borders. Bunlar daha hiç açılmamış. Çok da önemli değil açıkçası. Buradan tabii haberlere girip bir şeyler okuyabiliyorsunuz. Challenges ne? Complete challenges to earn. Ha, günlük görevler var. Ya da günlük bir iyi ki günlük vesaire. Belirli süre tanınıyor size. KO opponents 100 times. Bakın 2 gün sonra reset olacak diyor. 25.000 puan kazandıracak bize eğer yaparsak. 100 tane düşman öldürmemiz gerekiyor, yok etmemiz gerekiyor. Mesela ne diyor? 12 saat içinde yenilenecek olan bu görev. Izzel'le 3 maç alın. İzel'le, Mistin'le veya Kayı'yla 3 maç alın diyor. 2500 verecek. Bu da aynı şekilde 12 saat içinde yenilenecek. Ne demiş? Ve aynı şey değil mi bu? Aynı şey, sadece bir iki farklı karakter. Neyse. İzel'le yaparsak eğer bu ikisini birden yapmış olacağız. Neden olmasın? Yapalım. Şaka gibi. Gerçekten. Neden olmadı bilmiyorum. Kayı. Kayıymış. İzel hangisi? Benim oynadığım karakter aynı. Ha, bu arada şu neredeydi o? 950 veriyorduk değil mi? Rocket Fuel. 950 Rocket Fuel verdiğiniz takdirde zaten şöyle oyun içerisinde bu premium kısmı açılıyor. Buradaki her şeyi açıyorsunuz. Şu an ben kaçıncıdaymışım mesela? 9'daymışım. Hepsini açıyorsunuz ve sona kadar geldiğiniz takdirde o verdiğiniz 950'yi tekrar geri alabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada 100 veriyor. Gelmiş burada 100 verecek. Daha vermedi. Şöyle içine girince görürsünüz. Pardon. Nerede görüyor? Ha, şurada. Rocket Fuel 100. Burada diyor ki Rocket Fuel 100. Ne oldu? 300 etti. Burada da 100, orada da 100. Böyle sona kadar hatta kar bile sağlıyorsunuz diye biliyorum. Buradan bir şeyler alıyoruz dedik. Ya bu çok uzun sürdü ya. Buraları keserim olmazsa bu kadar. Neden böyle oldu? Cancel. Gerçekten cancel yani. Şöyle yapalım. Sosyale girelim. Ben size ilk şuradan bir arena maçı açayım. Bu daha çabuk açılıyor. Arena'da yine şey çıkıyor.
farklı mod çıkmıyor yanılmıyorsam. Tek mod çıkıyor. Yani 3'e 3 kapışma. Yani diğer modlar işte topu al kareye götür, işte altınları koru, işte mega roketi koru vesaire gibi şeyler çıkmıyor. Bunda direkt düşmanları indirme çıkıyor. Yine random harita. Düt düdüp düdüm. Oyunun müzikleri güzel, grafikleri fena değil. Beğendim. Confirming players, gördüğünüz gibi hemen giriyor. Allocating server, süper. Hemen başlayalım. Sabırsızlanıyorum. Ben de göstereyim size. Baştan söyleyeyim, beceriksizim. Yani bu PlayStation'da shooter oyunları gerçekten zor. Ama elimden geldiğince yapacağım. Zaten zıpır zıpır herkes, hiç kimse yerinde durmuyor. Çok fena bir oyun. Aksiyon dolu. Hadi bakalım. Yes! Let's go! Ben mikrofonumu tabii ki diğer oyunculara kapattım. Kimsenin kafası karışmasın. Summit to the capital of Serrata Peaks. Icefall Keep. Mega Rocket. Mega Rocket. Oh, karışık çıkabiliyormuş arenada. Süper. Nerede? Evet. You made the best choice. Yes, let's go. Diğerleri de. Herkes bak, arkasında bayrağındaki karakter level 5 yapmış o da. İşte öbürü bilmem kaç yapmış. 25 yapmış maşallah. O bayağı oynamış. Top notch. Güzel. Haydi bakalım, iyi bir oyun olsun. Karşı taraf nasıl? Yeriz bunları gibi geliyor. Nerede? Evet. Bölge şurası. Hop hop. Wow wow wow, arkadan geldi. Bunun içinde bulunmamız gerekiyor. Öleceğim. Hemen kaçalım. Gördüğünüz gibi havada zıpır zıpır kaçabiliyoruz. Wow! Ah! He, bu arada öldüğünüz zaman, yani harita dışına çıkıyorsunuz, tekrar geri geliyorsunuz. Hani öldüğünüz oyun bitti gibi bir şey yok. Ah, 1-0 öne geçtiler. Neyse. Yapacak bir şey yok. Nerede bunlar? Incoming Mega Rocket. Al sana. Wow. Hop, kaçtım. Roket nerede? Aynen. Hayır. Harita dışına çıktı, düştü. Hadi çabuk. Böyle duvarlara ateş ederek daha yukarıya çıkabiliyorsunuz. Yani size zarar vermiyor kendi roketleriniz. Çık şuradan. Mega Rocket capture. Yes. 1-1. Incoming Mega Rocket. Oo, oraya geliyor. Hemen gitmemiz lazım. Hemen oraya bir tane mayın atacağım şimdi. Capture the Mega Rocket. Ölme. Aman, ölüyor zannettim. Wow wow. Mega Rocket captured. Biz mi aldık? Süper. Al sana. Hop. Wow wow wow. Kaç 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 kaç. Abi rahat bırakın beni. Neyse, yine indirdi. Ortada kapışma var, oraya gitmem lazım. O gördüğünüz yukarıdan roketler indi aşağıya. O top notch bahsettiğim karakterin. Hayır. Alsın. Arkadaşlar hadi.
Ya. Kırmızılar mı alıyor? Hayır. Ne yapmışım ben? Daha bir adam indirmişim. Aa. Incoming mega rocket. Al sana. Geliyorum. Hop. Capture the mega rocket. Nerede bu? Gerçekten hedefi tutturmak çok zor. Nerede bu? Boom. Yine indirdiler beni. Geliyorum hemen. Bekleyin. Hadi çabuk. Dostlarımın bana ihtiyacı var. Bu ne? Evet, bizde. KO assisted. Öldüremedim ama şey yaptım. Ölümünde yardımcı oldum. İşte bu. 3-2. Incoming mega rocket. Al sana şişko. Bakın, transport. Hop hop, kaç. Capture the mega rocket. Işınlanma özelliğini kullandı. Hayır. Hadi. Yürü yürü yürü. Ben de. Kaç. İşte bu. Hayır. Ah. Incoming mega rocket. Buraya geliyor. Gelin bakalım. Capture the mega rocket. Al sana. Hadi hadi hadi. Aldık. Yes. Bu modda yani düşmanları uzak tutmanız önemli. Öyle çok öldürmeniz vesaire değil. Yani öldürseniz de çok tabii ki önemli de. Daha çok hani aha dışı varmış. Yap. Ha. 30 seconds remain. Al sana. Hadi be, indiriyordum ama son anda. Keşke bir tane daha isabetli atış. Oo, 4-4 oldu, kazanmamız lazım. Next, berabere bitmemeli. Hadi. 10 seconds. Nerede roket? Incoming mega rocket. Nereye? Geliyorum. Capture the mega rocket. Aa! Ben kaçtım. Son anda kaçtım vallahi. Nerede? Mega rocket capture. İşte bu. Biz kazandık. Pam pam. Victory. Gördüğünüz gibi aksiyon dolu. Yani durdurak bilmiyor aksiyon oyunda. Yani zor da, kimse yerinde durmuyor. Evet, bir outfit açıldı. Bir tane kıyafetimiz açıldı. Skip diyelim buna, geç. Gördüğünüz gibi kullandığınız artefekler oyun kazandığını, ya kazansanız da kazanmasanız da oyun içerisinde maç yaptıkça gelişim puanı alıyor. Yani birazcık experience kazanıyor, level up diyor kendi kendine. Onun için özel bir şey yapmanıza gerek yok. Ben 4 tane ele geçirmişim. 71 saniye savunmada bulunmuşum sanırım o yuvarlak içerisinde.
Bir kere kaçabilmişim tam ölümden, bir kere de indirmişim adamı. Onun dışında ama şey yok mu burada göstermiyor. Asiste göre bayağı asistim vardı benim diye hatırlıyorum. Neyse. Mantık bu. Bu Mega Rocket oyunuydu. Daha farklı oyun modları da mevcut. Bir tane daha oynayalım. Mesela ne açılır? I am Myzel the Fearless. Pekala. Bir tane şey açalım. Şöyle bir kıyafeti var. Böyle var. Bir de böyle varmış. Bu yeni açıldı. Yeni açıldığına göre onu takalım. Yeniyi her zaman takalım. Play. Social. Bir tane arenaya basalım yine. Bakalım hangi mod çıkacak. Evet. Searching for match. Uf. Ne maçtı ama. Ya gerçekten oyun inanın çok eğlenceli. Yani eğlence anlamında size full deneyim sunuyor. Ama onun dışında böyle işte dediğim gibi Battle Royale sistemine sahip değil. Sadece hani Battle Royale sisteminde ne oluyor? 100 kişi bir harataya atılıyor. Herkes işte birinci gelmeye çalışıyor. Sona kalan kazanıyor. Bunda öyle değil. Bunda öldüğünüz takdirde tekrar haritaya geri dönüyorsunuz, maça devam ediyorsunuz. Maç neyse artık. Maçın kurallarına göre devam ediyor. Hadi bu da mı uzun sürecek bu sefer? Bir tane daha yapalım. Bu ilk tanıtım videomuz oldu. Umarım beklediğim ilgiyi görür. Ki görür diye de düşünüyorum. Görürse de eğer videoyu izlerseniz, görürseniz de lütfen beğenirseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız bu seriyi eğer izlemek, devam etmek, görmeye devam etmeyi istiyorsanız bu seriye tamamen devam edebiliriz. Sırf bunu oynarız. Arada bir başka oyunlar serpiştirebiliriz. Farklı gameplay, game through'lar yaparız. Onun dışında da online oyun izlemeyi eğer seven insanlardansanız buna da devam edebiliriz. Daha farklı oyun tavsiyeleriniz varsa tabii ki lütfen yorumlar kısmından yazmaktan çekinmeyin. İrtibata geçmekten Match çekinmeyin. Found. Evet maçımız başlıyor yine. Bir dakika aynı karakterimi alayım. Yani karakterin level atlaması aslında karaktere böyle güç kazandırmıyor. Sadece... Hypersonic Heights. Burası da fena. Ha, yine mi Rocket Ball? Ha evet süper. Maç. Şimdi burada Rocket Ball ise eğer oynayacağımız oyun hangi karakter? Oyununa göre de karakter tabii ki değişiyor hangisini almanız gerekiyorsa. Onu seçti. Ben yine bundan devam ediyorum ya. Aa aynı karakter oldu. Tamam olsun aynı karakter olsun. Güzel. Aa ben aynı karakteri seçmedim. Tüh. Gittim neyi seçtim ya? Ben İzeli seçtiğimi zannettim o. Yandaki karakter İzeli seçmiş. 2, 1... Score the rocket ball. Haydi arkadaş ne yapıyorsun? Savun hop. Hop kaç. İşte böyle kaçıyorsunuz ölümden. Top nerede? Top. Al. Kaç. Fırlatayım da ölürüm burada şimdi. Öldüm. Tahmin ettiğim gibi ama topu fırlattım. Hadi arkadaşlar topu alın. Hadi top. İndir beni şuraya artık. Hayır ya. Nerede bütün adamlar? Neyse. İki kişi kaldık değil mi? Çıksa mı bu? Allah'ım. Ya 3'e 2 ama haksızlık bu ya. Bu maçı ya imkansız kazanamayız abi. Ya aa. 3 Ya tamamen adilik bu ya. Score the rocket ball.
Evet, topu bizim alıp... Vah! Kaç. Nerede kalesi? Hadi! Hayır! Aaa! Diğer arkadaş ne oldu acaba? Yanıma mı düşüyor? Atma! Of! Ya haksızlık ama ya. Score the rocket ball. Opponent ball. Opponent score. Ya bu çok kötü bir örnek oldu yani bu. 3. İki kişi oynuyoruz resmen. 1. Score the rocket ball. Al şunu. Oh, 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 oh. Opponent ball. Ya, saçmalığın daniskası. Ne yapalım? Opponent score. Ya tabiri caizse içimizden geçtiler yani. Tebrik ederim. Geçiyorum bunu. Yani berbat bir maçtı ya. Lavuk girdi ve çıktı yani. Bize yaptığı bu. 3'e 2 oynadık. Neyse. Biraz sinirlendim. Tekrar bir tane daha maç alalım. Onu saymıyorum. Sosyal. Bir tane knockout oynayalım hadi. Knockout. The spirits of the Neyse en azından ya kaybetmek gerçek anlamda size bir şey kaybettirmiyor tabii ki ama vakit kaybı diyelim. Evet. Knockout maçı için hazırız. Allocating server. Let us go then. Ben bu maçta kim alayım? Top Notch'ı alacağım. Top Notch'la oynayalım. Top Notch knockout'ta fena olmaz. Güzel özellikleri var. Seviyorum onu. Ya da ejderha, ufak ejderhalıyı mı alalım? Match found. Olabilir. Match found. Let's go. Hangi harita acaba? Görmediğim harita bile var inanın. Denk gelmeyebiliyor bazen. Şu trenli olanı gördüm. Gemili olanı gördüm. Yine mi Icefall Keep? Of. Knockout. Knockout opponents to win. Okay, let's go. Come on. Select your hero. İşte bu. Evet, o zoom, onun silahı zoom yapıyor. Bu uzaktan kilitlenebiliyor. Diğer arkadaş kimi seçecek bilmiyorum. Hemen bakalım. O da Aizel'i seçti. Aizel güzel. Ben seviyorum Aizel'i ya. İş yapıyor yani. Amca da iş yapıyor. Kullanmak lazım. Bu amcada bir de bizim şu an aldığımız jetpack özelliği var. Böyle tepelere tepelere çıkıp... Ooo karşımda bir tane daha Top Notch var. 3, 2, 1. Let's do this again. Let's go guys. Mesela şuraya çıkıp buradan şuraya roket fırlatıyor. Aa düştüm. At. İşte bu. Bir. Hu. Wow, wow, wow. Kaç. O hareket bende de var yalnız. Aklınızı alırım sizin. Al. Öf. Çok seri atıyor bu çocuk. Özelliği o tabii ki. Hadi bakalım. 3-1 mi? Hop bombayı al. Ya burada nereden geldiği belli olmuyor ki her yerde adam var.
5-1 mi, rezalet ya bizim takım. Noob ya. Herkes noob bizde abi. Ben dahil. Ne yapalım? Nerede bunlar? Ona. Oğlum beraber takılalım bari. Al. Kaç. Oğlum kaçamıyorsun ki. Ya bir de bu nasıl isabet ettiriyorsunuz ya? Hile yapıyorsunuz kesin. Kabul etmiyorum. Hile var. Al. Oh! O da bana yaptı. Şerro. Al. Ya arkadaşım bu nedir ya? Ya bunlar bildiğin pro çıktı abi. Disconnect etme. Yine bir kişi çıktı oyundan. Ya adilikten başka bir şey değil ama ya. Kaç. Kaçamıyorsun ki. Bunlar çok organize. Herkes tek kişiye odaklanıyor. O şekilde indirebiliyor. Bizde yok abi öyle bir şey. Al. Al at at at. Tebrikler. İmdat tecavüze uğruyorum. Ah. Ooh, that wasn't what we had in mind. Yani tanıtım için çok kötü bir maç olduğunu kabul ediyorum ama en azından tanıtım berbat olduğumu da söyledim zaten. Victory. Ya 3'e 2'yiz. Yapacak bir şey yok. Aha roket nasıl yavaşladı. Al. Kaç. Yok abi yok. Çok zor ya. İnanılmaz zor yani. Opponents won. Oy 28 9 9. Bunlar psikopat. Manyak çıktılar. Neyse. Yapacak bir şey yok. Evet, daha farklı oyun modlarımız var ama ilk videoyu bu kadar birazcık kısa tutalım dedim. Ne çıkmış? Artifact çıkmış. Hemen bakalım ona. Artifact'imize bakalım en azından. Birincisine çıkmış. Dördüncü Hunter's Idol. Ne çıkmış? Decreased damage taken by 8% and impulse received by 8%. Hmm, fena değil aslında bu. Alınan hasarı %8 oranında artırıyor birinci seviyesinde. Impulse ne ki? Impulse'ı da %8 oranında artırıyor. Şeye azaltıyor, özür dilerim. Artırmıyor. Hasarı azaltıyor. Alınan hasarı ve sanırım etkiyi azaltıyor. Bu şekilde bir... Bu neymiş bizim taktığımız? Yerdeki hızımızı artırıyor yani. Hareket hızımızı. Bu da önemli tabii ki. Mal gibi böyle yavaş yavaş hareket edeceğimize bunu takarız diye düşündüm ben. Neyse. İlk videomuz bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz mutlaka like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarla desteklerinizi bekliyorum. Fikirlerinizi, önerilerinizi, ne istediğinizi bana söyleyebilirsiniz, yazabilirsiniz. Bir sonraki video nasıl olur bilmiyorum. Biraz daha oynarım muhtemelen. Biraz becerilerimi geliştirmem lazım. Veya ilerleyen zamanlarda her karakter için farklı bir video yapabilirim. Şu karakter şöyle, işte bu karakter böyle gibi. Evet, şimdilik planlarım bunlar. Bakalım beğenecek misiniz? Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.